geldiniz. Hoş 14 Ağustos AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü. 14 Ağustos 2001 tarihinde AK Parti'miz bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözüyle Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Recep Tayyip Erdoğan liderliğine kuruldu. Ve bu cumartesi günü de 20. yılı kutlayacağız, 20. yılı değerlendireceğiz. 20. yılda millete hizmet yolunda daima yeni, daima genç sloganı ile 20. yıl etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Bu 20 yılın 19 yılını iktidar olarak geçirmiş bir siyasi hareketiz. Dünya siyasi tarihinde böyle bir siyasi hareket söz konusu olmadı. Bundan sonra da herhalde çok da kolay başarılacak bir netice değildir. 19 yıl bu millete yollardan hastanelere, ekonomiden savunma sanayine, yeşil alanlardan, ormanlardan, millet bahçelerine kadar birçok hizmeti gerçekleştirdik. Ve bu millet hizmet yolunda daha ilk günkü aşkla yolumuza devam ediyoruz. Onun için daima yeni, onun için daima genç diyoruz. Malumunuz olduğu üzere yaklaşık 11-12 gündür ülkemizde orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Bir taraftan da sel olaylarını yaşıyoruz. Onun için bu 14 Ağustos'u sade bir şekilde yapma kararı aldık. Programımızı şu şekilde icra edeceğiz. 81 ilimizde il danışma toplantıları gerçekleştireceğiz. O ilimizde, 81 ilimizde il başkanlıklarımız, bundan önce yaptığımız il danışmalardaki katılımlara göre katılımcıları davet edecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'daki il danışma toplantısına katılım sağlayacaklar ve İstanbul'dan 81 ilimize oradan hitaplarını gerçekleştirecekler. Program akışımızı şu şekilde planladık. İlk önce il başkanımızın bir açılış konuşması olacak. Daha sonra en genç yaşta olan Gençlik Kolları Mahalle Başkanımız bir konuşma gerçekleştirecekler. Bu 81 ilde olduğu gibi İstanbul'da da Cumhurbaşkanımızın huzurunda da aynı şekilde olacak. Yine en uzun dönem görev yapan Kadın Kolları ilçe başkanımız konuşmasını yapacaklar. İl kurucuların temsilen ana kaleme kurucularından bir büyüğümüz 5 dakikalık konuşma yapacak. O ilde Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İl Belediye Başkanımız varsa onlar konuşması yapacaklar. Daha sonra MKYK üyesi, Genel Başkan Yardımcısı varsa onlar konuşmanı yapacaklar ve en son saat 18'de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız online bağlantı ile tüm illere hitaplarını gerçekleştirecekler. Ve bu şekilde 14. yıl kuruluş programımızı icra etmiş olacağız. Dediğimiz gibi programımızda tamamen sade bir program icra etme düşüncemiz söz konusudur. Ve bu şekilde bir program yapmayı düşünüyoruz. İstanbul'da İstanbul Kongre Merkezi'nde programı yapacağız. Bir soru varsa ona göre şey yapabiliriz. Sosyal medyada standart çalışmalarımızı yapacağız tabii ki. Yani oradan video yayınlamamız da olacak. Bir yandan da diğer hashtag çalışmalarımız olacak. Millete hizmet yolunda daima yeni, daima genç. Tabii yani kurucularımızdan üye olanlar, üyeliği devam edenler, önceki bakanlardan üyeliği devam edenler, bunlar İstanbul'daki programa davet edilecekler. MYK üyelerimiz büyük şehirlere görevlendirmesi yapılacak. MKK üyelerimizin bir kısmı yine illerde, bir kısmı da İstanbul'da katılacaklar. Bakanlarımız İstanbul'da programa katılacaklar. Yani önceki dönemde görev yapmış MYK üyelerimiz,
Önceki dönemde görev yapmış bakanlarımız üyeliği devam ediyor ise onlar İstanbul'daki programımıza davet edilecekler.